Küçük sevimli kan içinizde parkta yürüyüş yapıyorsunuz. Köpeğiniz peşinden gidiyor ve topu geri getiriyor. Tekrar fırlatıyorsunuz, o da mutlu mutlu koşuyor. Sonra duruyor. Kaniş donup kalıyor, titriyor ve arkasına dönüp size bakıyor. Getir onu kar topu, ama sizi dinlemiyor. Topa yaklaşıp alıyorsunuz ve köpeğinize bakıyorsunuz. Kar topu size delici bir bakış atıyor. Topu yanına atıp, kar topu topu tut diyorsunuz. Köpek patisini topa koyuyor, kafasını yavaşça reddettiğini gösterir gibi sallıyor. Biraz korkuyor ve etrafa bakınıyorsunuz. Parktaki başka insanların da evcil hayvanıyla sorun yaşadığını fark ediyorsunuz. Bazı köpekler sahiplerine havlıyor, bazıları etrafta koşuyor. Köpeğiniz size sanki kötü bir şey yapmışsınız gibi bakıyor. Sonra da gidiyor. Kar topunun arkasından koşuyorsunuz. Geri dönmesi için sesleniyorsunuz. Parktan çıkıp kendinizi yolda buluyorsunuz. Yakınlardaki fren seslerini duyabiliyorsunuz. Birkaç kişi size doğru koşuyor. Korkuyorlar. Ne olduğunu sormaya çalışıyorsunuz ama bir saniye sonra zaten kendiniz de anlıyorsunuz. Birkaç fil, zebra, aslan ve goril yolda yürüyor. Arabalara atlıyor, yangın musluklarını kırıyor. İnsanları yere yakıyorlar. Filler hortumlarıyla çığlık atıyor. Yanınızdan koşarak geçtikleri zaman bu büyük hayvanların sırtlarında penguenlerin oturduğunu fark ediyorsunuz. Kar topu aklınızdan çıkmıyor ve köpeğinizi bulmaya kararlısınız. Sokaklarda dolaşırken evcil hayvanlarını kaybeden başka insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Telefonunuza bir sürü mesaj gelmiş. Arkadaşlarınız haberlere bakmanızı istiyor. İnternete girip dünyanın her yerinde hayvan davranışlarının tuhaflaştığını öğreniyorsunuz. Birisinin arabasına atlamış süren bir pandanın görüntüsünü görüyorsunuz. Başka bir video süpermarkette sıra bekleyen birkaç kurdu yakalamış. Şempanzeler bir mağazadan kitapları kucaklamış çıkıyor. Başka bir videoda folklar bir balıkçıyı teknesinden atıyor. Aslanlar kükreyerek dolaşırken 3 garson bir restoranda köşeye büzüşmüş oturuyor. Bu hayvanlardan birisi patisini menüye koyuyor ve sanki bir sipariş vermek istiyormuş gibi görünüyor. Yanınızda bir zürafanın durduğunu fark ediyorsunuz. Boynunu eğmiş, o da telefonunuzdan videoyu seyrediyor. Çığlık atıp kaçıyorsunuz. Evinize geliyorsunuz ve kar topunu görüyorsunuz. Etrafını bir sürü sokak kedisi ve köpeği çevirmiş. Görünüşe göre birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Sizi fark edince hemen farklı yönlere dağılıyorlar. Kar topuyla birlikte eve giriyorsunuz. Öğle yemeğinizi pişirip onun kabına da kuru mama koyuyorsunuz. Kar topu bu çıtır çıtır mamayı yemeyi reddediyor. Patisiyle sizin tabağınızı işaret ediyor. Sonra da sandalyeye sıçrayıp ona normal bir yemek servis etmenizi bekliyor. Çok tuhaf ama ona yemeğinizi verip köpeğin yanına oturuyorsunuz. Öğle yemeğinden sonra köpek oturma odasına koşup dolabın yanına oturuyor. Dolabı açıyorsunuz, kar topu burnuyla ikinci rafı işaret ediyor. Orada boş kağıtlar var. Yere bir kağıt koyuyorsunuz. Kar topu masaya çıkıyor ve ağzına bir kalem alıyor. Köpek kalemi dişleriyle tutarak kağıda bir şeyler karalıyor. 5 dakika sonra çizime bakıyorsunuz ve bunun kargacık burgacık zor okunan bir yazı olduğunu anlıyorsunuz. Şöyle diyor, artık her şeyi anlıyorum. Kanişe bakıyorsunuz ve o kafasını sallıyor. Şu andan itibaren gezegendeki tüm insanların hayatı değişiyor. Bilinçlenen tek hayvan sizinki değil. Dünyadaki tüm memeliler artık insanlar kadar zeki. Köpekler artık sokaklarda tasmayla dolaşmıyor. Birçok evcil hayvan sahiplerinden kaçtı ve geri dönmedi. Diğerleri de belirli koşullar altında evlerde ve dairelerde kaldı. Her evcil hayvan sahibiyle aynı yemeği yemek zorunda. Ayrı bir yatakta yatacak, seyredeceği televizyon dizisini kendi seçecek ve ne zaman isterse o zaman yürüyüşe çıkacak. Dünyanın her yerinden bilim insanları hayvanlara zeka testlerine girme imkanı sunuyor. Zebralar toynaklarıyla ünlü bir melodiyi çalıyor. Goriller çizim ve yazıda gayet başarılı. Boğalar boynuzlarıyla kuma geometrik şekiller çiziyor. İnsanlar hayvanların akıllı olduğunu anlar anlamaz bütün memelilerin esaretini sonlandırmaya karar veriyorlar. Domuzlar, koyunlar, inekler ve diğer çiftlik hayvanları çiftliklerden ve meralardan kaçıyor. Özgür olmak istiyorlar.
et ürünleri bütün marketlerde ortadan yok oldu. Her inek sütünü insanlarla paylaşmayı kabul etmediği için süt üretimi yavaşladı. Hayvanlar özgürlüklerini kazandı ama bu yeterli değil. Önemli bir şey söylemek istiyorlar fakat bunu yapamıyorlar. Çünkü ses telleri buna uygun değil. Bilim insanları bu sorunu çözmek için hayvan beyin hareketliliğini okuyan ve düşüncelerini sözcüklere dönüştüren bir yaka yapıyorlar. Artık memeliler robot sesiyle konuşabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki ormanlardan 1 milyon yaban hayvanı ve ehli hayvan çıkıyor. Gazeteciler kameralarıyla etraflarına toplanıyor. Yakası olan bir lama mikrofona yaklaşıyor. Gezegenin yalnızca insanlara değil hayvanlara da ait olduğunu ilan ediyor. Bundan böyle insanların doğaya zarar vermeleri yasak. Bu anlaşmayı bozarlarsa hayvanlar şehirlerin kontrolünü ele almaya başlayacaklar. 500 sayfalık bir antlaşma imzalanıyor. Antlaşmanın koşulları ayrıntılarıyla yazılıyor. Bazı hayvanlar ormanlara taşınıyor. Ama bazı memeliler rahat şehir ortamında yaşamak istiyor. Birkaç yıl geçiyor. Hayvanlar ve insanlar yeni bir yaşam şekline alışmış. İnsanlarla yaşayan her memeli artık konuşma yakası takıyor. Bu yaka onların insanlarla iletişim kurmalarını sağlamakla kalmıyor, toplumun eşit üyeleri olmalarını da sağlıyor. Artık kurtları sokaklarda posta dağıtırken görebiliyorsunuz. Antiloplar atletizm antrenörü olarak çalışıyor. Orangutanlar kütüphaneci olarak işlerinin başında. Bir yarasa sevilen bir DJ oluyor ve en iyi tekno partileri o veriyor. İnsanlar o yakalar sayesinde hayvanlar hakkında çok fazla şey öğrendi. Meğer boğalar saldırganlıktan ve kavgalardan hoşlanmayan terbiyeli centilmenlermiş. Aslanlar popüler olmayı sevdiklerini kabul ediyor. Oyuncu, yazar ve müzisyen olmak istiyorlar. Ayılar dünyadaki en tembel yaratıklar. Anlaşılan avlanmaya tahammül edemiyorlar ve uyumayı seviyorlar. Kış uykuları bu yüzden aylarca sürüyor. Lemurlar ve çöl sıçanları gezegenin geleceği konusunda endişeli. Siyasetçi oluyorlar ve birçok büyük IT şirketinde CEO pozisyonunda çalışıyorlar. Kediler insanları en çok şaşırtanlar oldu. Anlaşılan onlar zaten zekiymiş. Bunu bize hiç söylememişler çünkü yeterince iyi yaşıyorlarmış. Kediler eski zamanlardan beri birçok ülkede oldukça saygı görüyordu. Bütün gün evde kalıyor, dinleniyor ve güneşleniyorlar. İnsanlar onları seviyor ve yiyecek veriyor. Bu harika bir hayat. Yakalarını aldıkları zaman hiçbir şeyi değiştirmek istemediklerini söylediler. Ünlü moda evleri hayvanları manken olarak işe alıyor. Aslanları, gorilleri, filleri, lemurları, koalaları dergilerin kapaklarında şık giysiler içinde görüyorsunuz. Balinalar ve yunuslar da memeli. Onlar da artık zeki ama yaşam tarzları pek değişmedi. Hala denizlerde ve okyanuslarda yüzmeyi seviyorlar. Bir gün insanlar dünyanın en büyük memelisi olan bir mavi balinayla röportaj yapmaya karar veriyor. Balina bu dünyada iki şeyin önemli olduğunu söylüyor. Temiz su ve başka balinalarla düşük frekanslarla iletişim kurabilmek. Buraya başka bir gezegenden gelen hayvanlara da dikkat edin. Sonra balina sorulan sorulara cevap vermek ve neyi kastettiğini açıklamak yerine yüzüp gidiyor. İnsanlar zamanla fark ediyor ki hayvan zekası insanlarınkinden çok daha hızlı gelişiyor. Patileriyle insanlar gibi çalışmalarını sağlayan özel giysiler tasarlıyorlar. Bir karaca özel giysisini giyip toynakları yerine mekanik elleriyle yapı inşa ediyor. Bazı hayvanlar günümüzdeki teknolojileri kullanarak ormanda rahat evler yapıyor. Odun kesmeye kalkan insanları gözlemlemek için ağaçlara video kameralar takıyorlar. Sonra hayvanlar kendi dillerini icat ediyorlar. Artık birbirleriyle yakalar olmadan jestlerini, sesleri ve kokuları kullanarak iletişim kuruyorlar. 100 yıl sonra bir grup geyik ve koyun uzayı fethetmek için kendi şirketlerini kuruyor. Memeliler uzaya ilk roketi gönderiyor ve Mars'ı insanlarla kolonileştiriyor.